boğazınız kuruyorsa, dikkat! Vücutta su azaldığını gösteren işaretler. 1. Ağız kuruması. Su kaybı olduğunda susarsınız. Ağzınızda kuruma olur. Dilinizde de hafif şişkinlik görülür. Bu hale yapacak en uygun şey su içmektir. Buna rağmen susuzluk hissi geçmiyorsa o zaman geri planda başka sebepler olabilir. 2. Koyu sarı idrar. Su kaybı yaşayan kişide doku kurudukça ve tansiyon düştükçe böbrekler devreye girer ve suyu idrarı yoğunlaştırarak ya da idrarın üretimini tamamen durdurarak muhafaza etmeye çalışır. Bu durumun sonucunda idrar rengi de koyu sarıya dönüşür. 3. Kabız olmak. Sağlığınız yerindeyken yediklerimizi kalın bağırsağın kolon kısmından rahatça geçer. Kolon yediğimiz yiyeceklerden suyu emip geride atıkları bırakır. Geride kalan atık dış kıyığı oluşturur. Kabızlık. Kolon çok fazla su emmeye çalıştığında ya da kas kasılmaları yavaşladığında gerçekleşir. Su kaybı yaşadığımızda kolon gıdadan daha fazla su emmeye çalışır. Dışkı daha sert ve kuru olur. Bu da kabızlıkla sonuçlanır. 4. Cildin esnekliği düşer. Dehidrasyon cildin esnekliğini azaltır. Doktorlar su kaybını test etmek için elin arkasında deriyi yukarı doğru çekip bırakırlar. Su seviyesi normalken çekilen deri hemen düşer. Susuzluk varken bu hareket yavaş gerçekleşir. 5. Kalp çarpıntısı. Kalp düzgün çalışmak için sağlıklı bir vücut ister. Kalp de bir tür kas olduğu için kan akışındaki düşüş ve dehidrasyondan kaynaklanan elektrolit yoğunlaşmasındaki değişimlerden ötürü nabızda değişiklikler görülür. 6. Kramp kas spazmı. Aktif erkek için düzgün su seviyesi olmazsa olmazdır. Dehidrasyonun kas fonksiyonunu nasıl etkilediği henüz tam olarak açıklanmamış olsa da muhtemelen durumun elektrolitlerin dengesizliği ile ilgili olduğu sanılıyor. Sodyum, potasyum gibi elektrolitler kasların kullandığı elektrik yüklü iyonlardır. Kronik dehidrasyon halinde elektrolit dengesizliği yüzünden egzersiz sırasında ya da sonrasında sık sık kramp ya da spazmlarla karşılaşılabilir. 7. Baş dönmesi. Tansiyon düşüklüğü ile beraber dehidrasyon bizim baygın hissetmemize yol açabilir. Dehidrasyona bağlı sersemlemenin anahtar işaretlerinden biri çok hızlı ayağa kalkıldığında yaşanan baş dönmesi olarak niteleniyor. 8. Yorgunluk ve tükenmişlik hissi. Vücutta yeterli su miktarı varken su, kan basıncını düzenlemek ve damarlarda yeterli kanı muhafaza etmek için hücrelerden damarlara hareket eder. Kronik dehidrasyonda kan hacmi ve tansiyon düştüğünde kan damlasındaki oksijen içeriği de düşer. Yeterli oksijen olmayınca kas ve sinir fonksiyonları yavaşlar ve yorgunluk hissi verir. 9. Göz pınarlarının kuruması. Bir insan ağlar göründüğü halde gözünde yaş gelmiyorsa bu dehidrasyon işareti olabilir. Gözyaşları gözleri genellikle temizler ve kaygınlaştırır. Gözyaşları su barındırır. Dehidrasyon olduğunda gözyaşı üretimi azalır. 10. Vücut ısısının yükselmesi. Su vücut ısısını düzenlemede kritik rol oynar. Vücut ısısı arttığında terlemeye başlarız. Terleme ile vücut ısısı düşer. Dehidrasyon olduğunda terleme durur ve vücut ısısı hızla yükselir. Thank you.